tehditler, kavgalar, dövüşler, mektuplar, yeni partiler, işte bir taraftan Mustafa Sarıgül, diğer taraftan Muharrem İnce. Sanki bir sanıldığı gibi 2023 Haziran'ında seçime gidilmeyecekmişiz gibi bir hava var mı? Ya da biz mi öyle hissediyoruz? Sizin bu konudaki öngörünüz nedir? 2023 Haziran'ına kadar örneğin CHP'de yazdığınız üzere her şeyin olağan seyretmesini bekliyor musunuz? Öngörünüz nedir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'deki kötü gidişattan sorumlu tutulduğunu biliyoruz. Hatta o kadar sorumlu tutuldu ki, yani biliyorsunuz bir şehit cenazesinde de sanki onun da sorumlusu oymuş gibi bir linç girişimine maruz kaldı ve canını zor kurtardı. Yani neredeyse diri diri yakılacaktı çubukta. Orada bulunan ve Kılıçdaroğlu'nu sağ çıkarmak için gayret gösteren Savunma Bakanı Hulusi Akar'la dönemin Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, o sırada Sayın Kılıçdaroğlu'nu oradan sağ çıkarmak dışında bir şey düşünmedik, aklımızda başka bir şey yoktu dediler. Buradan da anlıyoruz ki canını zor kurtardı, sağ çıkmayabilirdi. Böyle bir saldırı atlattı. Fakat o zaman iktidar sözcüleri bu saldırıyı şiddetle reddetmediler, kınamadılar, failleri hukuk önüne çıkarılacak, yargılanacak demediler. Saldırganları haklılaştırdılar, kahramanlaştırdılar, onlara hak verdiler. Kılıçdaroğlu'nun suçu kendinde aramasını istediler. Ne yaptı, ne etti de halkın bu haklı öfkesini üstüne çektiğini düşünmeye çağırdılar. Olacak şey değildi, oldu. Şimdi oradan buraya geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç kez Türkiye'ye yerli ve milli bir muhalefet kazandırmanın da inşallah kendilerine nasip olacağını söyledi. Sonra yakınlarda bir kez daha CHP'ye gönül veren kardeşlerine seslendi ve yani inşallah bu işte Bay Kemal ve yönetimi tasfiye edeceklerini onlara söyledi. Onlardan bu konudaki beklentisini, umudunu ve temennisini dile getirdi. Şimdi bütün memlekette olumsuz giden, yanlış giden, ters giden, kötü giden işlerden eğer Bay Kemal sorumluysa onun tabii CHP'nin genel başkanlığından tasfiye edilmesi memleketi bayağı bir rahata kavuşturur. Bayağı bir düzlüğe çıkarır. Bay Kemal 18 yıldır memleketi yönetmekten sorumlu tutuluyor. CHP'deki taciz, tecavüz iddialarının halkın gerçek gündemi olduğunu söylüyor bize iktidar propagandası. Bu gerçek gündemi örtmek için, örtbas etmek için de CHP'lilerin memleket kötü yönetiliyormuş gibi bir hava estirdiklerini ve gündemi saptırmaya çalıştırdıklarını da peşinden ekliyorlar. Peki nasıl tasfiye edilecek Bay Kemal ve halkın gerçek gündemine nasıl döneceğiz? Yani CHP'deki taciz ve tecavüzleri konuşmaya. Çünkü işsizlik değil, açsızlık değil, yoksulluk değil, yolsuzluk değilmiş halkın gerçek gündemi. Halkın gerçek gündemi CHP'deki taciz ve tecavüzlermiş. Bay Kemal bunun önünde engel. Zaten onun beceriksizliği yüzünden memlekette yaşadığı sorunları yaşıyor. O zaman onu tasfiye ederek halkın gerçek gündeminin konuşulmasının da önü açılacak. Nasıl olacak peki bu? İktidar medyasında yazıldı. Sabah gazetesinin bir yazarı yazdı. Şöyle bir hazırlık yapılıyormuş. Siyasi partiler yasasında bir değişiklikle genel başkanların delegeler tarafından değil, o partinin bütün üyeleri tarafından seçilmesinin önü açılacakmış. Böylece CHP'nin 1 milyonu aşkın üyesine genel başkanı seçme hakkı tanındığında, bunun yolu açıldığında onlar da hemen ilk fırsatta memleketi kötü idare eden bu kötü yönetici Bay Kemal'i hemen tasfiye edeceklermiş. Zaten can atıyorlarmış. Ayrıca bu konuda iktidara yardımcı olmak için zaten şeyde aportta bekleyen mesela CHP'nin geçen dönem son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı da olan siyasetçi bekliyormuş. Yani bu normalde bir CHP'li için taşınması zor bir beklenti. Yani AK Parti iktidar bunu yüklüyor. Genel başkanınızı tasfiye edin. Böylece benim muhalefeti CHP'yi yerli ve milli yapmama yardımcı olun diyor iktidar. Bu talebe CHP'nin cevap vereceğine de inanıyor. Yani CHP üyelerinin ve CHP'de geçmişte siyaset yapan, sonra yollarını ayıran ama CHP'de fırsat bulursa tekrar gelip Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yeltenecek. Buna hatta can atan 4
gözde bu fırsatı bekleyen kişilere bu fırsat verilirse bunu yapacaklarını düşünüyor iktidar. Onu bilmem, yani CHP üyelerinin böyle bir durumda seçimi ne olur bilmem. Başka siyasi aktörler CHP içinde Kılıçdaroğlu'na rakip, onun yerinde olmak isteyen, ona meydan okuyan başka aktörler ne yapar böyle bir durumda, bunu bilmem. Fakat AK Parti geçmişte bu tür siyasi mühendislik projelerinden çok çekmişti. Bunlara çok maruz kalmıştı. Siyaseti dışarıdan zorlama, antidemokratik müdahalelerle dizayn etme girişimlerinin hepsinin nasıl ters teptiğinin canlı kanıtı da bizzat AK Parti'nin kendisidir. Yani bu tür girişimlerin sonucunun ne olduğunu en iyi AK Parti bilir. Ondan iyi bu yakın dönemde tecrübe eden ve bilen kimse yok. Beni şaşırtan AK Parti'nin buna kalmış olması, böyle bir umuda bel bağlaması. Yani muhalefeti dizayn etme hakkını kendinde görüyor. Muhalefete genel başkan biçme, lider biçme hakkını kendinde görüyor. Ve bununla da milleti oyalayabileceğini düşünüyor. Yani gerçekten de milletin sanki memleketi 18 yıldır Bay Kemal idare ediyormuş gibi memleketteki bütün kötü gidişattan sorumlu tutulabileceğini, buna halkın ve kendi tabanının inanabileceğini falan düşünüyor. Ve eğer Bay Kemal tasfiye edilirse, kamuoyu en azından bununla bir dönem demokrasi mücadelesi gibi meşgul edilirse zaman kazanabileceğini, günün sonunda da Bay Kemal'in tasfiye edilebileceğini ve AK Parti'nin daha rahat çekişeceği, kutuplaşabileceği bir kişinin CHP'nin başına gelebileceğini düşünüyor. Beni sadece bu şaşırtıyor. Yani Bay Kemal'in suçu ne AK Parti nezdinde? Çünkü din, iman, bayrak, ezan, cami üzerinden kutuplaşmaya gelmiyor. Onun üstünden çekişme Bay Kemal'le tat vermiyor AK Parti'ye. İstediği randımanı alamıyor. Yani belki başka bir isim olursa onunla eski CHP'de yapabildiği gibi çekişebilecek. Şimdi başörtüsünü bile normalleştiren bir CHP yönetimi var. AK Parti onu da kabul etmiyor. Yani tam istediği şey oysa AK Parti başörtüsünün normalleşmesini istiyordu. Başörtüsü ayrımcılığının son bulmasını istiyordu. CHP'de bile son bulmuş. Parti meclisinde başörtülü var. İl yönetiminde İstanbul'da başörtülü var. Ama hayır, sizin başörtünüz vitrin süsü, benimki gerçek başörtülü. Ayrımı yapıyor şimdi AK Parti. Türkiye'nin normalleşmesini bir türlü istemiyor. Normalleşmeden yana olan Bay Kemal'den de bu sebeple rahatsız ve onun tasfiyesini CHP'lilere yaptırmak istiyor. Bu siparişi yerine getirecekler mi CHP'liler? Dediğim gibi onu bilmem. Beni şaşırtan bu tür siyaseti dizayn girişimlerinin ve siyaset mühendisliklerinin nasıl ters teptiğini bizzat yaşayarak kendi üstünde görmüş, onun canlı kanıtı olan AK Parti'nin bu tür mühendislik projelerine kalmış olması, buna sadece hayret ediyorum. Efendim, son olarak yeniden bir erken seçim diyeceğim. Cumhurbaşkanı son açıklamasında yine 2023 Haziran'ı dedi ama. Erken, bu sene erken seçim beklemiyorum. Her şey olabilir Türkiye'de. 2023'ten önce olabilir ama bu sene beklemiyorum. Şu an erken seçim için bir öngörüde, bir kestirimde bulunmaya yetecek materyale, veriye sahip değiliz. 2023'e kadar Türkiye'nin bu koşullarda bu yönetim anlayışıyla götürülmesi, taşınması zor görünüyor. Ama yani şimdiden kazanamayacağı bir seçimi niye yapsın, bir sandıkları niye kursun iktidar? Seçimin nasıl kurulabileceği, erken seçimin nasıl kararlaştırılabileceği belli, ya meclis karar alacak. Onun için yeter sayısı yok muhalefetin, ya da Cumhurbaşkanı feshedecek, hem bir dönemden vazgeçecek hem tekrar yeni bir dönem, ikinci dönemine, hani bir dönem gitmiş sayılacağı için yeni bir dönem aday olma hakkının olup olmadığı tartışmalarına zemin sunulacak. Böyle bir fesih kararı, meclisin fesih ve erken seçim kararı Cumhurbaşkanı tarafından, hem de yani şu an Cumhur İttifakı'nın oyları seçim kazanmaya yetmiyor. Bütün kamuoyu yoklamaları gerekli oy oranının çok altında olduklarını, İstanbul, Ankara'yı kaybettikleri yerel seçim yenilgisinden bu tarafa oy dengelerini terse çevirecek bir durumun meydana gelmediğini gösteriyor. Bu şartlar altında tekrar kaybedeceği İstanbul, Ankara seçim yenilgilerinin tekrarlanacağı bir seçim için niye sandıkların kurulmasını istesin ki iktidar? Onlar, Sayın Cumhurbaşkanı istemediği sürece de şu an onun, yani bir erken seçim kararı almanın şartları yok. Dolayısıyla belki uygun zemine, fırsatı, şartları yakaladığını düşünürse böyle bir kararı alabilecek.